Moodbox, 3D programlar arası ortak kullanılan dosyaları içeri import edebilir ve üstünde geliştirme yapmanıza olanak verir. Örneğin bir modeli 3ds Max'te genel hatlarıyla oluşturup .obj formatında kaydederek Moodbox içerisine alıp geliştirebilirsiniz. Ancak Moodbox'a dışarıdan nesne almanın belli kuralları vardır. Bu kurallar yerine getirilmediği müddetçe Moodbox biz nesneyi içeri aktarmaya çalışırken bir hata penceresiyle bizi bilgilendirir. Eğitimimizin bu bölümünde genel mesh hatalarını ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Burada ilk olarak Too Many Side Interface hatasını inceleyeceğiz. Too Many Side Interface hatası, Moodbox'a dışarıdan aktarmak istediğimiz nesne yüzeyi 16 segment ve üzeri ise ortaya çıkar. Bu durumda nesnenin geldiği programa gidip nesne yüzey sayısını 16 segment altında bir değere eşitlememiz gerekir. Örnek için 3ds Max'e geçiyorum. Burada sahnemde 16 segmentli bir nesne mevcut. Bunu dilersem sembol menüye tıklayıp export komutunu verip .obj formatında dışarı export edebilirim. Daha sonra import komutuyla bu nesneyi Moodbox'a aktarabilirim. Ancak ben daha hızlı hareket edebilmek için send to komutunu kullanacağım. Dolayısıyla nesnem seçiliyken sembol menüye tıklıyorum. Send to Moodbox, send as a new sign komutunu veriyorum. Şimdi Moodbox tarafına geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Moodbox şu noktada bir hata tespit ettiğini söylüyor. Hatanın adının Too Many Side Interface olduğunu buradan görüyoruz. Hatalı dosyanın ise Too Many adlı dosya olduğunu görüyoruz. İstersek şu noktada Keep This Mesh diyerek mesh'imizi içeriye aktarabiliriz. Ancak bu işlemi yaparsak muhtemelen sculpting ve painting işlemlerinde hata ile karşılaşacağız. Dolayısıyla bu hatayı ortadan kaldırmak için öncelikle Object List'ten Too Many'i seçip siliyorum. Daha sonra 3ds Max'e gidiyorum. Nesnenin segment sayısını 16 değerinin altında bir değeri eşitliyorum. Daha sonra aynı işlemi tekrar yapacağım. Sembol menüye tıklıyorum. Send to Moodbox. Send as a new sign komutunu vererek Moodbox'a geçiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık Too Many Side Interface hatasını ortadan kaldırdık. Ancak şu noktada meshimiz hala bir hataya sahip. Bu bölümde UV Face Crossing Tile Boundaries hatasını işleyeceğiz. UV Face Crossing Tile Boundaries hatası, başka bir programdan gelen mesh şayet Moodbox'ın UV Tile alanına sığmıyorsa ortaya çıkar. Şu noktada örnek için Keep This Mesh diyerek bu nesneyi içeriye alalım. Daha sonra nesnenin UV Tile dağılımını görmek için UV View tabına geçelim. Burada farkındaysanız nesnenin UV dağılımı Moodbox'ın UV Tile alanına sığmıyor. Çünkü Moodbox'ın UV Tile alanı şu kare içerisi. Aslında Moodbox'ın UV Tile alanı 3ds Max ve Maya'nınki ile aynı. Dolayısıyla bu mesh'in UV dağılımı Moodbox'ın UV Tile alanına sığmıyorsa demek ki 3ds Max'inkine de sığmıyor. Şu noktada biz bu mesh'i sculpting ya da painting yaparsak burada şu dışarıda kalan kısımlar sculpting ve painting yani boyama ve sculpt oyma yontma işlemlerinden etkilenmeyecek ve mesh üzerinde dümdüz gözükecek. Bu durumda bu hatayı ortadan kaldırmak için tekrar buradan Too Many'i seçip Delete ile siliyorum. Daha sonra 3ds Max'e geçiyorum. Hatayı ortadan kaldırmak için bu mesh'e ne yapmam gerekiyor? Modifier eklemem gerekiyor. Bunun için Modifier List'e tıklıyorum. Klavyeden U'ya basıp Amrip UVW'yi ekliyorum. Alt seçim seviyesinden poligona geçiyorum. Mesh yüzeyine bir kez dokunup Ctrl A ile bütün mesh yüzeyini seçiyorum. Open UI Editor diyorum. Burada 3ds Max'in UV Tile alanını incelediğimizde görmüş olduğunuz gibi aslında mesh'imiz buradaki UV Tile alanına da sığmamış. Bakın dışarıda. Ve buraya gelmişken bunu unwrap edelim. Mapping, Flatten Mapping ve OK butonuna tıklayarak mesh'imizi hem unwrap etmiş olalım hem de UV Tile alana sığdırmış olalım. O halde biz bu mesh'i şu durumda tekrar Moodbox'a gönderirsek hatamız ortadan kalkmış olacak. Bu için sembol menüye tıklıyorum. Send to Moodbox. Send as a new sign komutunu veriyorum ve Moodbox tarafına geçiyorum.
Görmüş olduğunuz gibi artık sahnemizde Too Many Side Interface ve UV Face Crossing Tile Boundaries hataları ortadan kalkmış durumda. Yine de emin olmak için Edit, Validate Mesh komutunu vererek sahnede hatalı bir mesh olup olmadığını kontrol edelim. Komut veriyorum ve sahnede bütün meshlerin doğru olduğunu dair bir bilgi ekranı karşılıyor beni. Dolayısıyla Too Many Side Interface ve UV Face Crossing Tile Boundaries hatalarını bu şekilde ortadan kaldırabiliyoruz. Şimdi bunu da seçip Delete ile silelim. Burada işleyeceğimiz diğer bir hata High Valence Vertex hatası. High Valence Vertex hatası şayet Moodbox'a aktaracağımız nesne 16 segmentten fazla değer içeriyorsa ortaya çıkar. Çünkü Moodbox zaten yüksek değerde vertexlerle çalıştığı için dışarıdan gelen nesnenin anahtar vertexlere sahip olması Moodbox için kafidir. Bu durumda ya nesneyi gönderdiğimiz programa gider nesnenin segment değerini 16 segment altına düşürürüz ya da keep this mesh komutuyla nesneyi içeri aktarırız. Öncelikle 3ds Max'e geçelim. Burada sahnede bir mesh'imiz var. Yine şuradan modify sekmesine geçiyorum. Segment sayısını 16 yapıp buradan send to komutuyla bu mesh'imi Moodbox'a gönderiyorum. Don't save diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bu mesh High Valence Vertex hatasına sahip. Ve burada UV Face Crossing Tile Boundaries hatasına sahip. Bu hatayı daha önce gördüğümüz için bizi burada ilgilendiren High Valence Vertex hatası. Bu hatayı ortadan kaldırmak için Cancel Import diyeceğim. Daha sonra 3ds Max'e gideceğim. Nesnenin segment sayısını yine 16 değerinin altında bir değere düşürüyorum. Şimdi tekrar Send to komutunu vererek nesnemi Moodbox'a tekrar gönderiyorum. Farkındaysanız az önceki High Valence Vertex hatası ortadan kalktı. Artık meshim sadece UV Face Crossing Tile Boundaries hatasına sahip. Ancak meshimiz buradaki gibi, yani 3ds Max'teki gibi düzenlenebilir, segment sayısı düzenlenebilir bir mesh değilse bu durumda ne yaparız? Bu durumda Moodbox'a geçiyorum. Öncelikle Spire'ı siliyorum buradan. Buradan File, Import komutu vererek CH klasörü içerisinde Error klasörüne giriyorum. Ve buradan High Valence adlı dosyayı Aç komutuyla seçiyorum. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi meshimiz High Valence Vertex hatasına sahip. Hatamızı iki şekilde ortadan kaldırabiliriz demiştik. Eğer hatamız meshimiz düzenlenebilir bir durumdaysa segment sayısını 16 altında bir değere alabiliriz. Ancak nesnemiz bir OBJ formatında ise şu an içeri aktardığımız gibi bu durumda Keep This Mesh komutunu vereceğim. Ve nesnemi içeri aktarmış oldum. Şu durumda dikkat ederseniz burada bu mesh'in hatalı kısımları kırmızı ile işaretlenmiş. Dilersem display kısmından mesh error yanındaki uncheck yaparak bu kutuyu bu hataları gizleyebilirim. Ancak tekrar açalım. Şimdi bu hatayı ikinci bir şekilde nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bu hatamızın segment sayısı yüksek olduğu için hatamız ortaya çıkmış. Dolayısıyla bunun segment sayısını düşürürsek demek ki hata ortadan kalkacak. Bunun için mesh'im seçili. Buradan mesh sekmesine geçiyorum. Ve buradan Reduce Mesh komutunu veriyorum. Nesnemin segment sayısı 288'miş. Ben bunun mesh sayısını Target Face Count'dan 255 yapıp Create Reduce Mesh diyeceğim. Şu durumda ben ne yapıyorum? Bu nesnenin mesh sayısını 288'den 255'e düşürüyorum. Şimdi Create Reduce Mesh komutunu verdim. Fark ettiyseniz High Valence Vertex direkt kapandı. Reduce ettiğim mesh aktif oldu. Kontrol ediyorum. Herhangi bir mesh error kısmında herhangi bir mesh hatası gözükmüyor. High Valence Vertex'i satış yapıp Delete komutuyla siliyorum. Şimdi sahnede hatalı bir mesh olup olmadığını kontrol etmek için Edit, Validate Mesh komutunu veriyorum. Ve farkındaysanız artık High Valence Vertex hatası ortadan kalktı. Ve burada tüm meshler düzgün mesajını görüntüledik. Bu hatamızı da bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Şimdi listeden seçip siliyorum. Bu bölümde göreceğimiz son hata Incomplete UV Set. Incomplete UV Set hatası şayet Moodbox'a aktaracağımız nesne geldiği programda unwrap edilmemişse ortaya çıkar. Hatayı ortadan kaldırmak için ya geldiği programa gidip nesneyi burada unwrap etmemiz gerekir
ya da modeli keep this mesh komutu ile içeri alıp create UIs komutu vererek UIs'ini oluşturmamız gerekir. Böylece bu hatayı ortadan kaldırabiliriz. Burada örnek için yine file import komutunu veriyorum ve buradan incomplete UI open komutu ile açıyorum. Farkındaysanız buradaki mesh incomplete UI set hatası veriyor. Dilersem keep this mesh diyerek bunu içeri alabilirim. Şimdi bu hatayı ortadan kaldırmak için ne yapabilirim demiştim. İki yöntemim var. Ya bu mesh'i oluşturduğum programa giderim. Yani 3ds Max ya da Maya'ya. Bunu orada unwrap ederim. Şimdi o işlemi yapalım. Seçiyorum. Siliyorum. Şimdi 3ds Max'e geçiyorum. Spire'ımı siliyorum. Tırnağa tıklıyorum. Import komutunu veriyorum. Ve masaüstündeki klasörüm içerisinden incomplete UI'yi seçip open komutunu veriyorum. Import diyelim. Bu nesnemiz bir mesh nesnesi. Modify liste tıkladım. U'ya bastım. Unwrap UVW uyguluyorum. Alt seçim serisinden buradan poligona geçtim. Bir yüzey seçtim. Ctrl A ile bütün yüzeyleri seçtim. Open UI Editor komutunu verdim. Mapping, flatten mapping, OK deyip bunu ne yapıyorum? Unwrap etmiş oluyorum. Şu durumda ben bu mesh'imi Mudbox'a gönderirsem artık hata almayacağım. Deniyorum. Mesh'im seçili. Symbol menü, send to, send to Mudbox, send as a new sign komutuyla Mudbox'a gönderiyorum. Don't save diyeceğim. Ve yeni mesh'i içeri hatasız bir şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi mesh'imizi hatasız aldık. UV view kısmına geçtiğimde buradaki UV dağılımının 3ds Max'te az önce oluşturduğum UV view dağılımıyla benzerlik gösterdiğini görüyorum. İkinci yöntemimiz var demiştik. Bunu silelim. Tekrar file, import, masa üstünden nesneyi seçiyorum. Buradan error. Masa üstünden klasör seçiyoruz. Tabii ki nesne seçemeyiz. Yine aynı incomplete UI seçiyorum. Bakın burada 3ds Max içerisinde ben bir save komutu vermediğim için ham halinde duruyor hala klasör içerisinde o nesne. İsterseniz emin olmak için burada resetleyelim sahnemizi. Tekrar gidelim Mudbox'a. Buradan incomplete UI'yi seçtim. Aç komutuyla açıyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi yine incomplete UI set hatası veriyor. Keep this mesh diyeceğim. Şimdi bu nesneyi ikinci yöntem olarak burada Mudbox içerisinde mesh'ini oluşturabilirim. Bunun için listeden mesh'i seçiyorum. Buradan UI and maps ve buradan create UI's komutunu veriyorum. Şu durumda replace existing UI komutunu vereceğim ve bunun burada UI'sini oluşturmuş olacağım. Tile olarak bir değerini girip OK diyorum. Ctrl D yaparak deselect yapıyorum. Şimdi UV view kısmına geçtiğimde görmüş olduğunuz gibi mesh'imizin aynı şekilde UV haritasını oluşturmuş olduk. Validate çekelim sahnemize. Edit validate mesh komutunu veriyorum ve sahnede hatalı herhangi bir mesh olmadığına dair mesajım beliriyor. Demek ki bu hatayı da iki yöntemle ortadan kaldırabiliyoruz. Ancak benim size tavsiyem, şurada görmüş olduğunuz gibi şunun UV dağılımı çok berbat. Yani bütün meshler birbirinden parçalanmış. Ancak bizim az önce yaptığımızda meshler daha düzgündü. Dolayısıyla benim size tavsiyem Mudbox içerisindeki Create UV'yi kullanmak yerine bu mesh'i oluşturduğunuz modele gidip mesh'i orada unwrap edip öyle buraya aktarmak daha mantıklı bir iş çünkü. Peki bu bölümde genel Mudbox'ın mesh hatalarına değindik. Sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.